Rahip Bahira. Abdülmuttalib'in malları hayatının son döneminde oldukça azalmıştı. Ölümünden sonra oğullarına sadece çok küçük bir miras bırakmıştı. Oğullarından bazıları, özellikle Ebu Leheb olarak tanınan Abdülüzza, kendiliklerinden zengin olmuşlardı. Fakat Ebu Talip fakirdi. Bu nedenle yeğeni kendisini yaşamını kazanmak için elinden geleni yapmaya zorunlu hissediyordu. Yaşamını keçi ve koyunlara çobanlık ederek kazanıyordu ve gün geçtikçe Mekke'nin üstündeki tepelerde veya ötesindeki ovalarda yalnız geçirdiği günler artıyordu. Buna rağmen amcası onu bazen beraberinde yolculuğa götürüyordu. Bunlardan birinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 9, bir görüşe göre de 12 yaşındayken bir ticaret kervanıyla Suriye'ye kadar gitti. Basra'da Mekke kervanının her zamanki konak yerlerinden birinde içinde nesilden nesile bir Hristiyan rahibin yaşadığı bir hücre vardı. Biri öldüğünde diğeri onun yerini alıyor ve eski el yazmalarını da içeren manastırdaki bütün eşyaya varis oluyordu. Bu el yazmalarından birinde Araplara bir peygamber geleceği kayıtlıydı. Manastırda yaşayan Rahip Bahira bu kitapların hepsinden haberdardı. Bu konuyla ilgilenmesinin asıl sebebi ise Varaka gibi onun da peygamberin kendi yaşam süresi içinde geleceğine inanmasıydı. Mekke kervanının manastırdan pek uzak olmayan konak yerine konakladığını birçok defa görmüştü. Fakat bu sefer daha önce hiç görmediği bir şeyle karşılaştı ve dona kaldı. Alçak ve küçük bir bulut onların üstünde yavaş yavaş ilerliyor ve sürekli yolculardan bir veya ikisiyle güneşin arasında yer alıyordu. Büyük bir ilgiyle onların yaklaşmasını izledi. Fakat birden ilgisi şaşkınlığa dönüştü. Çünkü konakladıkları anda bulut hareket etmeyi durdurdu ve altında gölgelendikleri ağacın üstünde sabit olarak kaldı. Ağaç ise dallarını aşağı indirerek onların iki kat gölgede olmalarını sağlıyordu. Bahira böyle bir mucizenin zor olmasa da önemli olduğunu biliyordu. Sadece yüce bir şahsiyetin varlığı bu olayı açıklayabilirdi ve aniden beklenen peygamber aklına geldi. Sonunda gelmiş miydi? Bu yolcuların arasında olabilir miydi? Manastıra kısa bir süre önce büyük miktarda yiyecek gelmişti. Elindekilerin hepsini birleştirerek kervana şöyle bir haber gönderdi. Ey Kureyşliler! Sizin için yiyecekler hazırladım ve buraya gelmenizi istiyorum. Yaşlı genç, köle hür hepinizi davet ediyorum. Bunun üzerine hepsi manastıra geldiler. Fakat Bahira'nın tembihlerine rağmen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi develerin ve yüklerin yanında gözcü olarak bıraktılar. Oysa vardıklarında Bahira onların yüzlerine teker teker baktı. Fakat kitaplarda tarif edilen yüze benzer bir yüz göremedi. Onların arasında bu iki mucizeyi yapabilecek güçte kimse yoktu. Belki de hepsi gelmemişti. Ey Kureyşliler dedi. Geride kimse kalmadığından emin misiniz? Başka kimse kalmadı dediler. Sadece en küçüğümüz olan bir erkek çocuk kaldı. Bahira ona öyle davranmayın. Onu da çağırın bizimle beraber yemekte bulunsun dedi. Ebu Talip ve diğerleri bu düşüncesizlikleri için özür dilediler. İçlerinden biri şöyle dedi. Biz gerçekten suçluyuz. Abdullah'ın oğlunu geride bırakıp bu ziyafetten mahrum etmemeliyiz. Daha sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve onu da beraber yemek yemeye davet etti. Çocuğun yüzüne bir kez bakmak Bahira için bu mucizeleri açıklamaya yetti. Yemek boyunca onu dikkatle incelediğinde yüz ve vücut özelliklerinin kendi kitabında anlatılanlara ne denli yakın olduğunu gözledi. Yemekten sonra rahip bu genç misafirinin yanına gitti ve ona yaşam şekli, uykuları ve genel konulardaki tavırlarıyla ilgili bazı şeyler sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona bu konularda ayrıntılı cevaplar verdi. Çünkü adam saygıdeğerdi. Sorular ise saygılı ve hürmetkarca soruluyordu. Hatta rahip sırtına bakmak istediğinde gömleğini sıyırmakta tereddüt etmedi. Bahira zaten kesinlikle onun peygamber olduğu kanaatindeydi. Bir de sırtındaki iki kürek kemiği arasında kitabında anlatılan yerde peygamberlik mührünü görünce tüm şüpheleri silindi. Bahira Ebu Talib'e döndü ve bu çocukla akrabalık dereceniz nedir diye sordu. Ebu Talip oğlumdur dedi. Rahip
oğlunuz değil, bu çocuğun babası sağ olamaz dedi. Ebu Talip, kardeşimin oğludur dedi. Peki babasının ne oldu dedi rahip. Öteki, daha annesi ona hamileyken öldü dedi. İşte bu doğru dedi Bahira. Kardeşinin oğlunu ülkene geri götür ve onu Yahudilerden koru. Çünkü benim bildiğimi onlar da bilirler ve görürlerse ona kötülük yaparlar. Kardeşinin oğlunun geleceğinde büyük şeyler gizli. Hılful Fudul. Suriye'deki ticaretini bitirdikten sonra Ebu Talip daha önceki yalnız yaşamına devam eden yeğeniyle birlikte Mekke'ye döndü. Fakat amcaları Abbas ve Hamza gibi onun da savaş araçlarını kullanmak için eğitimden geçmesi gerektiği kanısına vardılar. Hamza büyük fiziksel güce sahipti. Güçlü bir adam olacağı önceden belliydi. İyi bir güreşçiydi ve iyi kılıç kullanırdı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise ortalama uzunluk ve güçte bir gençti. Okçuluğa özel bir yeteneği vardı ve büyük ataları İsmail ve İbrahim gibi iyi okçu olma yolundaydı. Bu başarısındaki en büyük rol ise gözlerinin keskin oluşundaydı. Onun Süreyya Burcu'nun 12 yıldızını sayabildiği söylenirdi. O yıllarda uzun fakat aralıklarda süren ve haram aylardan birinde başladığı için Ficar Savaşı denilen savaştan başka önemli bir çatışma olmadı. Kinane kabilesinden bir adam Necid'deki Havazin kabilelerinden Amir'in bir adamını öldürmüş ve Hayber Kalesi'ne sığınmıştı. Olaylar dizisi her zamanki çöl kurallarına uygun olarak meydana geldi. Şeref intikam gerektirirdi. Öldürülen adamın kabilesi Kinane'ye yani öldüren adamın kabilesine saldırdı. Kureyş o sıralarda Kinane ile müttefik durumdaydı. Savaş 3-4 yıl sürdü. Fakat gerçekte 5 günden fazla çatışma meydana gelmedi. O sıralarda Haşimilerin başında Ebu Talip gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin babasının öz kardeşi olan Abdülmuttalib'in oğlu Zübeyir vardı. Zübeyir ve Ebu Talip yeğenleri Muhammed'i ilk çatışmalardan birine götürdüler. Fakat onun savaşmak için çok genç olduğu kanaatine vardılar. Bu nedenle onun sadece hedefine ulaşmayan düşman oklarını toplayıp amcalarına iletmesine izin verdiler. Fakat bunu takip eden çatışmalarda Kureyş ve taraftarlarının kötü bir durumda olduğu sırada onun da bir okçu olarak marifetini göstermesine izin verildi ve başarısı kutlandı. Bu savaş yerleşik topluluklarda çöl kanunu arasında her zaman var olan hoşnutsuzlukları artırmaya yardım etti. Kureyş'in ileri gelenlerinin çoğu Suriye'ye gitmiş ve orada Roma İmparatorluğu'nun uyguladığı göreli adaleti görmüşlerdi. Habeşistan'da savaş etmeden adaleti sağlamak mümkündü. Fakat Arabistan'da suç kurbanı kişinin veya ailesinin hakkını alabileceği, bunlarla karşılaştırılabilecek bir kanun sistemi yoktu. Ve Ficar Savaşı'nın da kendinden önceki diğer karışıklıklar gibi birçok zihni bu tür olayları önleme yolları ve araçlarıyla ilgili düşünceye sevk etmiş olması doğaldı. Fakat bu kez sonuç sadece düşüncelerden ve kelimelerden ibaret kalmamıştır. Kureyş bu tür olayları önlemek için hemen harekete geçmeye hazırdı. Onların bu adalet anlayışları savaşın bitiminden birkaç hafta sonra Mekke'de meydana gelen bir olayla sınandı. Zebit kabilesinin Yemen'deki bölgesinden bir tüccar, Sehim kabilesinin ileri gelenlerinden birine değerli mallar satmıştı. Sehimli adam malları teslim almıştı fakat kararlaştırılan fiyatı ödememekte ısrar ediyordu. Dolandırılan tüccar onu dolandıranın da bildiği gibi Mekkeli değildi ve tüm şehirde ona yardım edebilecek bir velisi veya müttefiki yoktu. Fakat karşısındakinin küstahça kendisine güvenişinden de ürkmüyordu. Bu nedenle Ebu Kubeys tepesine çıkıp yüksek sesle ve belih bir şekilde tüm Kureyş'i adaleti yerine getirmeye davet etti. İlk tepki Sehim kabilesiyle geleneksel bağları olmayan kabilelerden geldi. Kureyş ise her şeyin ötesinde kabile ayrımı gözetmeden birleşme taraftarıydı. Fakat yine de kendi birlikleri içindeki kesin ayrımın Kusay'ın mirası nedeniyle meydana gelen müttefikler ve güzel kokanlar ayrımının farkındaydılar ve Sehim de müttefiklerdendi. Diğer grubun liderlerinden biri Mekke'nin en zenginlerinden biri olan Teim kabilesinin şefi Abdullah İbni Cudan idi ve şimdi
büyük evini tüm adaleti sevenlerin toplanma yeri olarak açıyordu. Güzel kokanlar grubundan sadece Abdüşşems ve Nevfel kabileleri orada değildi. Haşim, Muttalip, Zühre, Esed ve Teyim kabileleri toplulukta temsil ediliyordu. Bunlara bir de müttefiklerden Adi katılmıştı. Birlikte yaptıkları tartışmalar sonucu zayıfları kollamak ve adaleti korumak için bir örgüt kurmaya karar verdiler. Hep birlikte Kabe'ye gidip Hacerül Esved'in üzerine su döküp bu suyu teker teker içtiler ve sağ ellerini yukarı kaldırarak Mekke'de ne zaman bir zulüm meydana gelirse zulmedilen Mekkeli olsun, yabancı olsun onun hakkını alıp adaleti korumak için tek bir vücut gibi birleşeceklerine and içtiler. Bunlar sonra Sehimli adama borcunu ödettiler. Bu anlaşmaya katılmayan kabilelerin de hiçbirinden karşı çıkıp Sehimli'yi koruyan olmadı. Teğmin Şefi ile birlikte bu düzeni kuranlardan biri de Haşimilerden Zübeyir idi. Beraberinde aynı andı içen yeğenini de bu toplantıya getirmişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki yıllarda şöyle diyecektir. Abdullah İbni Cuda'nın evinde ben de vardım. Orada bulunuşumu ve o anlaşmaya katılışımı bir sürü kızıl deveye değişmem. Ve şimdi İslam'da o örgüte çağrılsam memnuniyetle katılırım. Orada bulunanlardan biri de oğlu Ebu Bekr ile birlikte gelen ev sahibinin kuzeni Timli Ebu Kuhafe idi. Ebu Bekir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir veya iki yaş küçüktü ve onun en samimi arkadaşı olacaktı.